Sözcü gazetesi yazarı Emin Çöraşan'ı 10 Nisan 2018 tarihinde açık ismi ve açık adresiyle tehdit eden kişinin mailini Emin Çöraşan yayınlamıştı. Bu kişi Emin Çöraşan'ı sahibi olduğu şirketin mail adresinden açıkça ölümle tehdit etmişti. Emin Çöraşan'ın bu konuyu köşesine taşımasının ardından biz de Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi verdik. Ve yazılı soru önergesinde hem Emin Çöraşan'a yönelik tehdidi nasıl engelleyeceklerini hem de tehdit eden kişiye karşı herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığını gündeme getirdik. Bakın, meclis kapandıktan bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman verdiğim soru önergesini geri gönderdi. Peki geri gönderme gerekçesini neye dayandırdı? Meclis iç tüzüğünün 96. maddesine göre güya bizim verdiğimiz bu soru önergesi özel yaşama giriyormuş. Ne demek özel yaşam Sayın İsmail Kahraman? Açık adı ve adresi belli olan bir kişi Emin Çöraşan'ı kendi şirketinin mail adresinden ölümle tehdit edecek. Biz bunu gündeme getireceğiz ve siz bu soru önergemizi iç tüzüğün 96. maddesine dayanak yaparak geri göndereceksiniz. Sizin bu tutumunuz tehditçileri, tekmecileri, saldırganları teşvik etmektir, ödüllendirmektir, cesaretlendirmektir. Emin Çöraşan'ın ya da muhalif gazetecilerin başına bir şey geldiği takdirde siz de en az o saldırganlar kadar sorumlusunuz.